Dostlarım selam. Amerika'da soru cevap videosu yapıyoruz. Furkan var yanımda. Çok çirkin. Doğal olsun, sıkıntı yok. Ne doğal oğlum? Şimdi böyle doğallık mı olur? Buraya yemek yemeye geldik. Arkadaşlar ne videosu çekeceğiz? Soru cevap en çok soru gelen cevap soruları videosu canım. Çekeceğim. Şimdi buraya geliyorsunuz. Şuradan yemeği seçiyorsunuz. Buradan bir şey seçiyorsunuz. Dostlar yemeğimizi yedik. Salih kanka ısmarladı. Şöyle ön tarafa gelin daha büyük. Şimdi soruların birkaçını yazdık. Hepsini cevaplayamıyoruz. Part 2 isterseniz yorumlara yazın Furkan'la. Evet. Beni zaten birçok kişi bilmiyordur. Yani Furkan'ı kanalı alta bırakıyorum. Onun da güzel Uber'leri var. Uber yapıyorum zaten biliyorsunuz. İlk soru. Deniz Badi Amerika'ya nasıl geldi? Dostlar benimki Work and Travel, Furkan'ın da ilk gelişi Work and Travel. Ama şu anda yani, bende Green Card var. Şimdi bu dünyanın en kolay yolu Amerika'ya gelmek için. Elime ana değdirmiyorum bu arada. Bir para veriyorsunuz şirketlere. Work and Travel'a özel video yaparım nasıl kaydolunur falan diye. Para veriyorsun, Amerika'ya geliyorsun, çalışıyorsun, Türkiye'ye dönüyorsun. Bu kadar. Mutlu, yani mutlu dönüyorsun. Bu kadar. Yani koronavirüsü varken ben bu riski aldım geldim, iyi ki gelmişim. Amerika'da yaşamak zor mu? Bakın dostlar ben 2 senedir ardı ardına geliyorum. Ben dünyanın, de 2 senedir yaşıyorum. Yaşıyor. Çok kısa söylüyorum. Dünyanın diğer ucundan cebimde sadece 800 dolarla geldim geçen sene. Krallar gibi yaşadım. Sadece 800 dolarla. Aynen. Yani zor mu sizce? Değil. Kaç parayla döndün ilk sene? 8.000 dolar falan kazandım, harcadım, gezdim. 5.500 de fazla. Gezince gidiyor yalnız. Aynen gidiyor. Değer ama. O kanka, gezmenin deneyimleri değer. Ben orada değer. Oturabilir miyim ya? Sence zor mu Amerika'da yaşamak? Amerika'da yaşamak ben ilk geldiğimde acayip zorlandım. Benim için en zorlandığım şeyi anlatayım. Abi çok duygusal bir insanım. Aileme, arkadaşlarıma, sevgilime çok bağlıyım. 2 yıl oldu. İki yıl. Burada da hayat çok bireysel. Hani mesela Türkiye'de mesela yemek karnı aç mesela, tamam mı? Hemen alo Deniz neredesin? Aynen. Gel yemek yiyelim kanka. Ya neden biliyor musun? Mesela Furkan beni arıyor diyelim, gel yemek yiyelim. Ben direkt hayır diyorum. Neden? Çünkü benim için o 1 saat 30 dolar demek. Burada mesela. Evet. Aynen. Amerikalı olmuşsun. Mesela. Ya hayır yani böyle bakıyorsun çünkü kapitalist bir sistem seni durmadan motor gibi döndürmeye evet. yönelik bir sistem. Bir de şu var zaten bunu birçok kişi söylüyor. Biz millet olarak çok duygusalız. Gerçekten çok duygusalız. Bak Amerika'da zaten birçok ırk var yani şey var böyle birçok farklı insan var. Delse bile bir sürü var belki 50 tane. Hiçbir tanesi bu kadar duygusal değil. Bu kadar ya. Özledim demiyor. Yani Furkan'a göre Amerika'da yaşamak maddi olarak kolay, çalışırsanız kazanıyorsunuz, manevi olarak bazen zor. Zor. Geçiyoruz diğer soru. Virüs kapmaktan korkmuyor. Yor musun? Virüs kapmaktan korkuyorum. Şu an günde Amerika'da ortalama 50.000-60.000 vaka oluyor. Türkiye'deki total vaka ile bu kadar değil. Korkuyorum tabii ki. Ayrıca pardon. Yok söyle. Burada bulunduğumuz yerde de gece kulüpleri dahil her yer açık. Front desk'e çalışıyorum. İşte ilk gün insanlar gelip kayıt falan yaptırıyor. Bu mesafedeyim insanlarla sürekli ve hani maske falan takmıyor kimse Amerika'da. Korkuyorum. İkinci işimde şimdi garsonluk gibi bir şey buldum güzel bir yerde. O da sosyal mesafe Allah hak getire. Yaşlılara da yaklaşmamaya çalışıyorum. Çünkü gerçekten çok kötü bir durumdayız yani. Ama biz gençler tabii biraz daha ya sağlam. Kanka aynen ama mesela gençlerde de bir de tedavi görmezsen. Abi ben zaten şöyle düşünüyorum. Tam tedavide 10.000 dolar falan ama. Ben zaten korona olsam gitmem hastaneye. Yıl başından sonra apandis ameliyatına girdim. Hastanede toplam bir gün kaldım. Şimdi ameliyat yaklaşık ya bir saat falan sürdü. Zaten burada hastanede ameliyat olduktan sonra fatura 2-3 ay sonra adrese geliyor. Tahminlerinizi alayım ne kadar olabilir? Bir gün kaldın. Kanka 42.000 dolar. O kadar dedim. Yok. 25.000 dolar. Oha. Abi Amerika'da maaşlar tam maaş konusuna gelmiş. Harbi. Abi Amerika'da şimdi, maaşlar ne kadar oluyor? Bakın ben dünyanın diğer ucundan gelmiş bir insanım. Yani hiçbir İngilizceyi çok iyi bilmek dışında burada bir vasfım yok. Ve saatlik ücretim 13 dolar. Böyle yani şöyle diyeyim günde 8 saat çalıştırıyorlar. 8 x 13 100 dolar. %20'si tax'e gitse 8 bunun. 8 x 13 aynen. Bunun %20'si tax'e gitse günde 80 abi, dolar. Abi salak gibi hissettim. Yaşamaya başladığın zaman yani bir el ustalığın varsa burada çok iyi para kazanırsın. Aynen vasıf. Mesela, araba tamir. Mesela eve gidip o doğalgazı çözmeyi biliyorsan sen... Tabii. Ya bak mesela geçen de biriyle tanıştım. Wi-Fi var ya sadece. Onun kurulumunu yapıyor günlük 500 dolar kazanıyor. Mesela vasfını İngilizce bilmekse garsonluk da güzel mesela. 4-5 saatte evet, 200-250 evet. dolar kazanıyorsun. Hatta Uber'cim yani tabii ki sosyal statü farkı kesinlikle var ama şey olmuyor böyle hani Uber'ci ya da taksici çok ezik değil. Ben geldim de bulaşıkçılık yaptım. Ya yemin ederim Türkiye'de müdür olmaktan daha... Ben müdür olmadım Türkiye'de de hani... Onları biliyorsun. Türkiye'de müdür olmaktan daha iyi. Hem zaten para olarak kıyaslamıyorum. Şu aldığım saygı yani. Sakin ol şampiyon.
Vasfınız varsa deli gibi kazanırsınız. Aynen. İşte bu yazılımcılar bilmem neler saatte 30-40 dolara çalışıyorlar. 50 dolara falan. Ha, 50 dolara çalışıyorlar. Otur gidin sanayiye. 3-4 ay işi öğrenin gelin. Yani bu geçici bir şey. Yani gelirsin, başta o şekilde hayatını kurarsın. Sonra buraya şirketini kurarsın, hayallerinin peşinden koşarsın. Seçenek çok. Mesela benim en büyük hayalim böyle hayattaki zirve New York merkezli bir dijital ajans kurmak. Bir sonraki soruda günlerini nasıl geçiriyorsun? Yani, Amerika'da günlerini nasıl geçiriyorsun? Şu anda 5 gün oldu geleli ben. Keyifli, çok güzel bence. Ben dürüst olacağım. Türklerden, work and travelcı Türklerden çok uzak duruyorum kanka. Bana söyledi. İlk gördüm, dedim ki ne sordum ya ben sana? Türk müsün dedi. Çok Türk var mı kaldığın yerde dedim. 3-4 tane dedi. Zaten uzak kalıyorum. Direkt söyledi. Bu çünkü ama kötü amaçlı değil. Ya şeyden de ya, buraya geldiysen kendini geliştireceksin. İngilizcenin geliştireceksin. Mesela aynen. Yan dairelerimde Amerikalılar var, Ruslar var. Onlarla konuşmak demek kültür aktarımı demek. Tabii. Dünyanın diğer ucuna gelip de neden Türk'le takılayım kafasındayım. Ya o yabancı insanlarla muhabbet ediyorum, çalışıyorum falan derken takılıyorum, bitiyor. O zaman ben şöyle bir örnek vereyim. Ben Work and Travel'a geldiğimde bir arkadaşımla geldim. Aynen. Çocuk sürekli Türklerle. Aynen. Ahmet geliyor, Ahmet dönüyor. Aynen geliyor, konuşuyor. Ben Salih hatta biliyor. Salih beni yanlış anlamadı zaten. Sürekli yabancılarlayım. Öyle değil mi Salih? Aynen. Sürekli yabancılarlayım. Kanka olması gerekiyor. Ama benim İngilizcem felaketti geldi. 5 dolarla bir gün geçer mi? 5 dolarla bir gün geçer. 5 dolarla bir gün. Evde pişirir sen. 5 dolarla 2 günde geçer. Kanka. Geçer. Ya şöyle diyeyim sana. Ekmek yemem ben. Ekmek pahalı. 20'li yumurta 2,5 dolar. Daha ucuz ya. Çok daha Walmart'ta var ya. Pardon 1,5 dolar. Cent bir şey. Centli bir şey. Bu 99 cent. 18'lisi cent. 80 cent falan. Muz kilosu 80 cent. Pound'u 40 cent çünkü. Muz, yumurta her şey. Yani 5 dolar şey yapabilir misin? Mesela kıymalı yumurta yaparsın. Yaparsın. Kanka 5 dolarla zorlarsan 3 gün geçer. O zaman şu soruyu geçmişiz. Oranın insanı mı, buranın insanı mı? Tabii ki de bizim insan. Bak Amerika'nın da şöyle bir güzelliği var. Sahte kibarlığı iyi biliyorlar. Aynen. Mesela bak şurada yürürken WhatsApp, güzel noktaya değindim bak. Mesela iHoop'un önünde sizi bekliyordum ben. Konuşursan. Orada gördün mü kızla nasıl? İşte WhatsApp'ları, how you doing falan. Aynen. Hani döndüğü zaman ya bu adam da böyle bir şey der. Orada çılgınlık var Amerika. Hani duygularını çok rahat patlatıyor. Hiç çekinmiyor. İşte duygumu içeri bastırayım falan. Türkiye'de bizde biraz şey var. Bastırma var kendimizi. Hani var. Burada WhatsApp diye bağırıyor kız. Ben tanışmıyoruz ha. İlk kez orada görmüşüm. Bir de şu yüzden ya utanıyoruz yani. Çünkü işte karşı taraf ne diyecek? O noktada bence Amerika çok güzel. İşte çakma kibarlık da var. Mesela ben mesela customer service'te çalışıyorum. Umurumda değil o an adama kibar olmak ama çok güler yüzlü olup teşekkür edip falan şey yapıyorum. Bu Türkiye'de olsa somurtuyor insan customer service'tekiler. Değil mi? Aynen. Bir PTT kargoya gittiğinde nasıl davranıyorlar sana? Bok gibi. Aynen. Ya ben Uber yapıyorum tamam mı? Kötü davrandım müşteriye. Ne oluyor biliyor musun? Direkt. Furkan bay bay. Gittim mesela burada çalışıyorum. Burada mesela yemek yemeye geldik. Az önce yemek yedi arkadaşlar. Diyelim ki bize çok kaba davrandı. Gittim müdüre şikayet ettim. Kızı uyarır ya da bay bay. Burada şu var. Abi yanlış yaptın mı? Bunun cezası var. Ama her yer aynı değil. Ben diyemem ki bütün her yerde bu olacak diye. Ama genel olarak burada bay bay olayı çok var yani. Aynen. Amazon'da çalışıyordum. Müşteriler feedback. Mesela kapıya bırakıyorum ya paketi. Şey soruyor müşteriye. Paketi nasıl bıraktı? Anlasının yüzü. Evet. Paketi nasıl bıraktı? Özenli Amazon mi? Ama zirve. Sen mesela ben mesela paket. Bazıları şerefsiz paketi atıyor ya 5 metreden. Evet. İçinde yemek oluyor, şey oluyor. Jeff Bezos bu konuda dünyanın en takıntılı insanı. Çok, ama yani tamamen consumer centric olacaksınız diyor ya, tüketici odaklı. Amerika'daki amacın. Şimdi bakın bu seneki amacımı söyleyeyim size. Türkiye'de karantinada yaşıyordum tamam mı? Video çekiyordum, para da kazanıyordum, dürüst olacağım. Bok gibi besleniyordum, spor yapmıyordum. Evde gün boyu evde oturuyordum, geç yatıp geç kalkıyordum. Sonra dedim ki neden Amerika'ya gitmeyeyim? Macera olsun, kendimi geliştireyim. Yani 30 yaşıma geldiğimde şeyi mi hatırlarım? Türkiye'de geçen bir yazı mı hatırlarım? Yoksa ulan ne maceralar yaşadım dediğim Amerika'yı mı hatırlarım dedim. Geldim koronavirüsüne rağmen. Böyle. Şunu söyleyeyim size. Bütün herkes dedi ki Amerika'ya gidemezsin. Herkes. Yani bu çok yakın çevremde de oldu. Ya bir de niye bunu diyor ki insanlar? Ya abi ya? Bak burayı söyleyeceğim. Benim anlamadığım bir adam öğretmen tamam mı? Diyor ki boş ver diyor. Oku memur ol diyor. Sen ne yapacaksın? Ha, ya şey abi diyor, İngilizce zoruma kesin. Giden kısım ne biliyor musun? Beni şey yapması değil. Sen öğretmensin ya. Küçücük bir çocuğa sen bu şekilde davranırsan o çocuğun zaten ufkunu kıracaksın. İlham vermen lazım. Belki de o çocuk çok güzel işler yapacak. Usta risk yani ya. Risk almak. Evet. Yani 20 ile 30 arasında risk almak. Olay bu. Ya şunu ben diyebilirim. İkimiz geldik buraya. Tamam mı? Aynı anda aynı zaman denedik. Olmadı. Ben yapamadım. Abi belki adam daha çok çalıştı. Belki kabiliyeti var. Ama denedim aynen. Demesi başka bir şey. Aynen. Denedim olmadı. Bunu da kabul etmek aynen. Lazım. Çünkü abi herkes her şeyi yapamaz. Ve ne kaybettin? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Deneyim kazandı. Pay bu kadar. Yani Amerika'ya niye geldin bilmem ne cevap. Çünkü deniyor insanlar. Yapabilen oluyor, yapamayan oluyor. Araban var mı ya da kiralayacak mısın? Yok. Geldiğimde almayı düşündüm ama bu şehirde arabanın iş yapmadığını öğrendim. Para yapmadığını öğrendim. Araba
arabam yok. Yaz sonu belki Tesla kiralarım. Ha, olabilir. Arabam var. Uber yapıyorum. Amerika'daki konaklama nasıl? Dostlarım şimdi Amerika'daki konaklama genelde birden fazla kişiyle kalıyorsun. Yani hayatını kurmak istiyorsan. Ya yani zaten kendi başına eve çıkmak hayal gibi bir şey. Ya pahalı ya. Ya kendi başına eve çıkma ama yok zaten. O da kendi başına olur değil mi? Kendi başına yani da şöyle çıkıyor. Ya adamlar tanıyorum. 5000 dolar maaş alıyor, tamam mı? 2000'lik 3000'lik eve oturuyor. Ya ben düşünüyorum. Mallık abi. Abi mallık diyorum. Adam da diyor ki ya şu anım güzel geçiyor. Amerika'ya gelirken bütçe kaç para olmalı demiş bir dostumuz. Çalışmaya geliyorum demiş. Bir de part time çalışılarak geçinilir mi demiş. Yanınıza 500-600 bile alsanız burada hayat kurarsınız. Kurarsın. Evet. Ben de zaten 600-800 arası bir şey. Kurarsın. Ben... Bak ben şimdi geldim ilk hafta. 200 dolar depozito verdim. Baya fazla bir rakam. Genelde bu kadar olmuyor. 100 dolar falan Walmart alışveriş yaptım. Bu kadar. Zaten work and travel'a geldiğin için her birçok şey ayarlı. Ama böyle Amerika'ya da hiçbir şey bilmeyen dımdızlak gelince kimse diyemez ki her şeyi ayarlayacaksın. Bir defa dil biliyor musun? Kanka dil çok önemli ya. Bak mesela. Dil çok önemli. Bak bu konuya girmişken hızlıca şunu söyleyeyim. Bakın ben buraya havlu temizleyici boktan bir iş diye geldim. Acaba forumda o yazıyordu. Çünkü Amerika'ya beni sokun yeter dedim. Bu sene çok az iş vardı koronavirüs yüzünden. O işi kabul ettim. Havlu temizleyici bir adamdım. İğrenç bir iş. Geldim menajere dedim ki bakın selam benim İngilizcem güzel. Hani daha iyi bir şey. Front desk'e geçebilir miyim dedim. Front desk'e şu an tertemiz bir iş yapıyorum. Bu yüzden İngilizce bilirseniz hayatınız daha konforlu olur. Amerika'da para kazanmak kolay mı? Türkiye ve Amerika iş hayatı farkı. Tamam. Amerika'da para kazanmak kolay ama iş etiğinizin biraz olması lazım. Çalışkan olmanız lazım. Diğer türlü şutlarlar gitler. Disiplin lazım. Kolay. Vasfın olmasa bile kazanıyorsun. Yani ben aynı şeyi söyleyecektim. Yani iş etiği çok önemli. Hani şey gibi bazı insanlar şey düşünüyor. Amerika'da her şey kolay. Öyle bir şey yok. İşini düzgün yapmazsan burada amca dayı olayı yok ya. Burada öyle bir şey yok. O da ya. Aslında güzel bir şey. Çok güzel. Aynen. Neden biliyor musun? Dediğim gibi ben sana torpil yapıyorum. Tamam mı? Ben burada yani bu restoran örnek vermek istemiyorum ama bir devlet kurumunda ben sana kıyak yapıyorum. O Türkiye'de sen çok sen güzel dedi. İş yapmıyorsun. Tamam mı? Aynen. Yarın bir gün benim çocuğumun işi düşüyor. Sana geliyor. Senin işini güzel yapman için o çocuk da güzel bir hizmet alamıyor o insanda. Aynen. Dolayısıyla onun aldığı hizmet de kötü oluyor. Verdiği hizmet de kötü oluyor. Amazon'dan söyledin ya. Adam mesela kötüyü eliyor mesela böyle. Aynen. Kötüyü eliyor. Adam ne oluyor bu sefer? Daha iyi oluyor. Yani işi güzel yapıyor. Zorla iş etiğin oluyor burada. İstemesen de olabilir. Yani sen boktan biri bile olsan iş etiğin oluyor. Yorumlara yazın. Amerikan kızları hakkında video gelsin mi? Benim iki yan odamda. Amerikan bir dakika. Bir de benim arkadaşlarım buna şey diyecek. Ben çünkü buraya geldim. Amerikan kızları nasıl kötülüyorum? Çünkü Türk kız bak tam tersi sen çok güzel bir video olacak. Ben seviyorum. Çünkü ben Türk kızlarının bazı özelliklerine bayılıyorum. Bu da nefret ediyor. Ama belki aynı özellikler değildi. O aynen aynı özellikler. Belki aynı özellikler değildi. Şamayalım şimdi. Biz de gidip Amerikan kızlarını yanımıza alırız. Onlara istediğiniz soruları sorarız. Dostlar izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bu tayfayla video gelsin mi yorumlara yazın Amerika hakkında. Arkadaşlar kanalı takip ederseniz. Kanalın ismi ne? Deniz Body. Deniz Body'yi takip ederseniz sevinirim. Görüşürüz dostlar.